Ya pardon, daha çok bekler miyiz acaba? Yok, fazla beklemezsiniz. Patron neredeyse gelmek üzere. Bekle, işin mi var? Ben çok heyecanlandım ya. İnşallah patronun yanında da heyecan yapmam. Rahat ol. Ben daha önce de geldim. İlk sınavda kaldım, bu benim ikincisi ya. Yapma be. Aynen. Benim dördüncü gelişim. Sürekli de sınavda kalıyorum. Bu nedir arkadaş ya? Yapma ya. Niye? Sorular çok mu zor? Yok, çok kolay. O zaman niye sınavda kalıyorsunuz ki? Bir de bu sınav değil ki, iş görüşmesi. Birazdan öğrenirsin. Yapma be. Oğlum bugün çok bekleyen kişi var mı? Yok patron, fazla yok. Ulan işe bak be. İstediğimiz gibi biri gelmedi ya. Patron geldi. Geç içeri geç. Geliyorum. Bekle lan, sıranı bekle. Beni çağırıyor. Yapma yapma. Bekle lan. Sıranı bekle. Bekle lan şurada. Senin ikinci gelişinmiş, doğru mu? Evet. Hazırsan başla o zaman. Ben Şevket. Açın. İşsizim. Evim kira, geçinemiyorum. Bu işe çok ihtiyacım var be abi. Hobilerin nedir senin? İş aramak, eve parasız gitmek, aç kalmak. Çık lan sen! Çık! Ne oluyor ya? Cevaplar yanlış aslanım. Nasıl yanlış ya? Bunların hepsi doğru ama. Çık lan dışarı, uzatma. Ama bu seferki cevaplarım diğerkilerinden farklıydı. Çık dedim sana lan dışarı, çık! Nasıl geçti abi? Ya çok kötü geçti ya. Yine sınavda kaldık. Hadi arkadaşlar. Hoşça kalın. Gidiyorum ben. Ama yine geleceğim. Şansımı deneyeceğim ben. Bu sınavı kazanacağım arkadaşlar. Şans işte. Oysa ki bu işe çok ihtiyacı vardı ya. Yine geleceğim. O be hayvan, bekle, yine geleceğim. Allah Allah. İşi niye olmadı ki acaba? Merak etme oğlum. Birazdan anlarsın ne olduğunu. Buyurun. Sıra sizde. Siz de içeri geçin bari. Bana şans dile oğlum. Çok ihtiyacım var lan. Tamam abi, dilerim. Bu gidişle bizi şans bile kurtarmayacak galiba. Gel lan, bekle şurada. Bu beşinci gelişin olmuş. Doğru mu? Abi vallahi. Çık lan sen, çık! Bir de abi diyor. Siz ne arıyorsunuz anlamadım ki. Bu nedir ya? Nasıl bir yere düştük ya? Geçmiş olsun. Maşallah. Girmenle çıkman bir oldu. Şans. Anlamadım gitti. Ne diyelim? Demek ki şansınız yokmuş. Güle güle. Güle güle. Ya arkadaş, beni niye işe almıyorlar? Niye? Niye ha? Niye almıyorsunuz ha? Niye? Niye? Anlamadım gitti ya. Vallahi ben iyice korkmaya başladım ha. Korkunun hiçbir faydası yok. Sorulara doğru cevap ver yeter. Sorulara doğru cevap mı? İyi de bunların bilmeyip de benim bileceğim ne olabilir ki? Şimdi öğrenirsin. Merak etme. Geç içeri geç. Geç içeri, bekle lan şurada. Lan mı? He lan. Beğenmedin mi? Yo, beğenmedim. Adın ne senin? Şemsettin Yanbasar. Hayırdır lan, nereye basacaksın? Lan mı? He lan. Ne oldu, beğenmedin mi? Niye buraya geldin sen? Çalışmak için. Herkes deli gibi iş arayıp bulamazken ben sana neden iş vereyim? Cevap ver lan. Lan mı? He lan. Ne oldu, beğenmedin mi? Hayattaki amacın ne senin? Sizin gibi iş sahibi olmak. Sen mi iş sahibi olacaksın? Lan. Lan mı? He lan. Ne oldu, beğenemedin mi? Benim gibi iş sahibi olacağına inanıyor musun peki? Yani son zamanlarda her ne kadar umudumuz ve inancımız azalsa da belki olabilir. Umudunuz neden azalmış? Söyle bakalım. Çünkü... Ne çünküsü lan? Lan mı? He lan, beğenmedin mi? Yeter lan! Sürekli papağan gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Ah! Patron, galiba bulduk. Yarın gel, hemen işe başla. Koçum benim. Yarın mı? İşe mi?
Tamam olur. Hadi hayırlısı olsun aslanım benim. Ne oluyor lan? Oo maşallah. İçeride çok uzun kaldın. Ne oldu? Vallahi ben de anlamadım. Yarın gel işe başla dedi. Galiba sorulara doğru cevap vermiş olabilirim. Allah Allah. İçeride tam olarak ne oldu? İçeride bir şeyler sordular. Ben de cevap verdim. Bir de bir tane hıyar vardı içeride. Bana sürekli lan dedi. Ben de dayanamadım. Bastım tokadı. Ne? Tokat mı attın? Lan kelimesini hiç sevmem. Babam olsa gözüm döner Allah. Demeyecek. Anladım anladım. İyi. Hadi hayırlısı olsun o zaman. Teşekkür ediyorum sağ olun. Sabah erkenden gelirim. Böyle bir zamanda iş bulmuşum. Sabah 4'te buradayım yemin ediyorum. Görüşürüz. Sorulara doğru cevap verdiğinden değildir. Öyle olsa mutlaka birini bulurduk. Abi herife bak ya. Ne yürekli çıktı öyle. Ah. Ben de şaşırdım. Belli ki gözü kara biri. Yarın geldiğinde en pis işleri ona verin. Tabii ki patron. Gözü kara olsa ne yazar? 2 dakikada harcarım onu. Harca tabii aslanım. Bu işsizlik ve ekonomik kriz olduğu sürece daha çok gözü kara adamlar gelir. Çok. Gelir tabii patron. Ekonomi öyle bir hale geldi ki insanlara bir cesaret gelmiş. Unutma sakın. Bizim işimiz krizi fırsata çevirmek. Bu böyle gelmiş, böyle gider. Bu memlekette sadece fırsatçılar ayakta kalır.